Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. PES 2019 Mobile'de yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Öncelikle konumuza geçmeden önce Erhan Baykal kardeşimizin bir yorumu vardı. Bir önceki bölümdeki videomuzun altında bir toptan iki şimşekli oyuncu birden geldiğini yazmıştı bana. Backstrav'dan açtığımız zaman 3 top birden geliyor biliyorsunuz. Oradan iki şimşekli oyuncu birden bulduğunu söyledi. Şu anda ekrana da yansıtıyorum zaten. Muhammed Salah ve Neymar, yanına da bir tane gümüş top gelmiş. Hani 3 tane siyah top yan yana geliyordu ama şimşekli 2 oyuncu veya 3 oyuncu yan yana geliyor muydu onu bilmiyordum. İlk defa gördüm. Bilmiyorum, sizlerin de başınıza hiç geldi mi? Gelen varsa yorumlar kısmında yazabilir. Gerçekten muazzam bir top açılımı olmuş. Düşünsenize, basıyorsunuz, 2 tane siyah top geliyor, şimşek çakıyor. İkisi de şimşekli oyuncu. Bilmiyorum, daha önce ben görmedim, duymadım bir yerde. Türkiye'de belki de ilk olabilir diye tahmin ediyorum. Erhan Baykal kardeşimiz de teşekkür ediyorum. Bunu yayınlamamızda bize izin verdi. Konuştuk kendisiyle. Bu şekilde bir paylaşım yaptı. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yeni bir serimize başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 10 Ocak'tan sonra haftanın oyuncuları gelecek. Her hafta boyunca her hafta sonu oynanan oyun maçlardaki performanslara dayalı biraz sonraki hafta Perşembe günü oyun güncellenip işte bazı oyuncular overall'ları yükselecek. Bazıları hatta altın toptan siyah topa yükselecek veya işte bronz top gümüş topsa altın topa yükselecek. O şekilde bir düzenle karşılaşacağız. Ben de buna istinaden arkadaşlar Perşembe gününden önce haftanın oyuncularını tahmin etme serisi başlatıyorum. Bilmiyorum, Türkiye'de daha önce görmedim. Kanalımızda muhtemelen ilk olacak. Dediğim gibi başka bir yerde görmedim. Peki bu sistemi nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle arkadaşlar Konami bunu nasıl belirliyor onu anlatayım. Daha sonra bir sıkıntı olmasın çünkü. Konami bunu performansa dayalı genelde değerlendiriyor. Şimdi bizim de her maçı izleyemeyeceğimiz göz önünde alırsak, çünkü çalışan insanlarız aynı zamanda. Her maçı izleyemeyeceğimiz için ben sadece gollü geçen maçlarda ön plana çıkabilecek oyuncular üzerinden sizlerle birlikte beyin fırtınası yapacağız. Yani mesela bir maçta gol olmayabilir. O hafta, o gün mesela defans oyuncusu çok iyi defans yapar veya kaleci çok iyi kalecilik yapar. Maç 0-0 biter ama o hafta yine o oyuncular defans yapan, iyi kalecilik yapan o kaleci haftanın oyuncusu olarak gelme ihtimali var. Bunları es geçerekten, yani izleyemediğimiz için maçları, sadece gollü geçen maçlardan öne çıkan oyuncuları tahmin edeceğiz sizlerle birlikte. Ben buradan anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Liglerden kısa kısa hem de ekrana yansıtacağım. Sizler de yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. En azından 2-3 tanesini bilsek bizim için güzel olur diye tahmin ediyorum. Maksat aslında burada biraz da eğlenmek, beyin fırtınası yapmak. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle geçen haftanın Cuma günkü maçlarından başlıyorum. Gözümüze çarpan, ben biraz öncelikle tabii ki biraz doğaçlama yapmıyorum. Önceden şey yaptım arkadaşlar, baktım, araştırdım maçları. Ön plana çıkılacakları çünkü çok fazla olduğu için hemen hızlı hızlı geçeceğim. Öncelikle Liverpool maçı gözümüze çarpıyor Cuma günü. 2-0 yenmiş Wolves'i Liverpool. Muhammed Salah ve Van Dijk atmış golleri. Muhammed Salah aynı zamanda Van Dijk'ın attığı gole de asist yapmış. Bir de ayrıyetten Liverpool biliyorsunuz partner kulüp arkadaşlar. Konami'nin partner kulübü. O yüzden buradan oyuncular, bence yani benim tahminim tabii ki bu, ön plana çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu ben düşünüyorum. Bu hafta Muhammed Salah ve Van Dijk'ın ön planda olduğunu da düşünüyorum. Cuma günü bakalım, başka Dortmund'un maçı var ama Dortmund'un artık partner kulüplüğü kaybetti. Kolay kolay oradan haftanın oyuncusu vereceğini zannetmiyorum. Gent maçı gözümüze çarpıyor. 4 gol var ama herkes farklı farklı isimler atmış. Buraları geçeceğim. Bakalım Cuma gününden başka gözümüze çarpan bir maç var mı diye bakıyorum. Başka da yok. Hemen Cumartesi gününe geçiyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlarda tahminlerinizi yazın. Hem ekrana yansıtacağım maçların skorlarını, işte gollerin kime attığını. Tabii maçı izleyen arkadaşlarımız varsa
Onlar da yorumlarda yazabilir. En az herkes şöyle bir şey yapabilir arkadaşlar. En az 5 tane isim tahmini yazabilir. Bu hafta haftanın oyuncularına bu isimler gelebilir diye. Hemen öncelikle Kasımpaşa dikkatimizi çekiyor. Kasımpaşa Beşiktaş'ı 4-1 yendi biliyorsunuz ve Diegne 2 tane gol atıyor burada. 4-1 yeniyor. Kasımpaşa'lı Diegne dediğim gibi bir tanesi penaltıdan olmak üzere 2 tane gol atıyor. Ben Türkiye'den bu hafta en az bir oyuncunun veya iki oyuncunun çıkmasını bekliyorum. Çünkü Trabzon maçı da gollü geçti. Galatasaray maçı da gollü geçti. Şimdi oraya geleceğiz zaten. Dediğim gibi Kasımpaşa'lı Diegne'nin ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Haftanın oyuncusu olaraktan. Hemen Premier Lig'e bakalım. Cumartesi günündeyiz. Aubameyang'ın arkadaşlar 2 gol attığını görüyoruz ve Arsenal'in 3-1 kazandığını görüyoruz. Aubameyang'ın bu haftada hem de partner kulüp olduğu için Arsenal gelebileceğini düşünüyorum ben. 2 gol atmış çünkü. Ve 3-1 kazanmışlar. Hemen bakalım. Chelsea maçı var arkadaşlar. Chelsea-Leicester City maçı. Ve Leicester City deplasmanda Chelsea'yi 1-0 yeniyor ve golü Vardy atıyor. Forvet Vardy. Tahminim çok önemli bir maç. Çok zor bir maç. Ve tek golle Vardy'nin tek golüyle kazanıyorlar. Muhtemelen Vardy'nin de gelebileceğini tahmin ediyorum. Bakalım Crystal Palace maçı var. Manchester City'ni 3-2 yeniyor Crystal Palace. Deplasmanda hem de Manchester City gibi bir takımı. Ve orada golleri atanlardan bir tanesi Townsend arkadaşlar. Ve golün çok güzel olduğunu görmüştüm sanırım ben. Öyle hatırlıyorum. Townsend çok güzel bir gol attı. Muhtemelen gelme ihtimali onun da var diyorum. Manchester maçına bakıyoruz. Manchester'da Cardiff'i 5-1 yenmiş ve Lingard 2 tane gol atmış. Lingard bilmiyorum gelir mi gelmez mi ama yine ön plan çıkan oyunculardan bir tanesi. Ben gelebilecek olanları yorumluyorum zaten arkadaşlar. Diğer maçlara hani gelemeyecek oyuncuları, tahmini gelemeyecek oyuncuları oraya girmiyorum fazla maçlara. Dediğim gibi Manchester United'dan da Lingard'ın gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Atletico Madrid 1-0 yenmiş Griezmann'ın tek golüyle. Gelme ihtimali var diyorum. Barcelona'dan bu hafta gelmez zannetmiyorum. Almanya'ya bakalım. Almanya'da dediğim gibi hiçbir kulüple neredeyse anlaşması olmadığı için sadece Schalke ile var. Biliyorsunuz Schalke maçına bakmak istiyorum. 3-1 yenmiş Stuttgart'ı. Belki Schalke'den bir oyuncu gelebilir. Forveti Skrzabski var arkadaşlar. Bir gol atmış, bir de asist yapmış. Belki bu oyuncunun gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum Schalke'den. Bakalım. Hemen Lazio'ya bakalım. Lazio 3-1 yenmiş. 3 farklı isim gol atmış. Bakalım. Sampdoria'ya bakalım. Empoli'yi 4-2 yenmiş. Ve Caprari 2 tane gol atmış arkadaşlar. Caprari. Dakika 87'ye kadar 2-2 olan maç. Caprari 87. ve 90. dakikada 3-2 ve 4-2 yapıp Sampdoria'nın Empoli'yi yenmesini sağlıyor. Son 3 dakikada 2 tane gol birden atıyor Caprari. Ön plana çıkan oyuncu olaraktan benim gözüme çarptı. Bakalım Napoli 1-0 yenmiş. Tek gol atmış. Albiol olabilir. Juventus yenmiş. Mandzukic ön plana çıkabilir arkadaşlar. Paris 1-0 yenmiş. Mbappe tek golle 68. dakikada atmış. Herhalde Paris biraz zorlandı gibi. Mbappe belki ön plana çıkma ihtimali var. Bakalım başka. Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü daha pazara geçeceğiz. Bakıyorum. Tamam. Monaco 2-0 yenilmiş. Wingup 2 farklı isim. Zor bir maç. Pazar gününe geçelim arkadaşlar. Pazar günü Süper Lig'den hemen devam edelim kısa kısa. Trabzon 4-1 yendi arkadaşlar biliyorsunuz. Ve Abdülkadir Ömür 2 tane birden gol attı. Dediğim gibi Türkiye'den bu hafta kesinlikle ben çıkmasını bekliyorum. Çıkmazsa Konami gerçekten Süper Lig'e haksızlık yapmış olacağını düşünüyorum. Abdülkadir Ömür 2 tane gol atıp Trabzon'un galibiyetine büyük bir katkı sağlıyor. Hemen Galatasaray maçına geçelim. Yine Galatasaray maçında da Sampdoria maçındaki bir benzerlik var. Onyekuru 51. dakikada ve 69. dakikada maç 2-2 giderken 3-2 ve 4-2 yapıp
Sivas karşısında 4-2 kazanmasını sağlıyor Galatasaray'ın. Robinho da 2 gol atmış. Daha önce Robinho gelmişti haftanın oyuncuları arkadaşlar. Sivas Spor yenmişti ve siyah top olarak gelmişti. Hatta bana da konsolda çıkmıştı. Hemen hızlı hızlı ilerliyorum. Tottenham-Everton maçı var arkadaşlar. Everton-Tottenham daha doğrusu. 6-2 biten maç. Mingson ve Harry Kane ikişer tane gol atıyor. Buradan da kesinlikle bir haftanın oyuncusu geleceğini tahmin ediyorum. Bakalım göze çarpan Ajax 3-1 yenmiş ama Ajax'tan bu hafta geldi. Ziyeh ön plana çıkan oyuncu olarak gelmişti zaten haftanın oyuncusu olaraktan. Porto 2-1 kazanmış. Brahimi ve Marega atmış. Benfica 6-2 yenmiş. Belki buradan çıkma ihtimali olabilir arkadaşlar. Servi atmış bir golün bir tanesini. Daha önce gelmişti hatta. Konsolda da bana çıkmıştı Servi. Siyah top olaraktan. Kulüp Brüj 5 tane atmış. Deniz diye oyuncu 2 tane gol atmış. Gelme ihtimali var arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum. Bakalım başka burada yok. Pazartesiye bir de bakalım. Pazartesiye gelelim şöyle. Pazartesi'den ön plana çıkan maç göremedim. Evet arkadaşlar maçlar bu şekilde. Çok fazla videoyu da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi tahminleri yaptık. Sadece tabii gol üzerinden performans değerlendirilmiyor arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Videonun başında da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Sadece gol atan oyuncular olarak değerlendirmiyor Konami bunu. Aynı zamanda mesela gol atmayıp çok iyi bir performans gösterse bile onu haftanın oyuncusu olarak getiriyor. Mesela kaleciler o hafta gol yemedi. Yine getirebiliyor gol yemediği için, iyi bir performans sergilediği için. Defansı da aynı şekilde ama biz maçların hepsini izleyemediğimiz için sadece kağıt üzerinden skorlara, işte gollere bakaraktan yorum yapmaya çalıştık. Böyle bir seri başlatmak istedim. En azından dediğim gibi her hafta 11 tane oyuncu geliyor. 3-4 tanesini tahmin etsek, 1-2 tanesini, 3 tanesini tahmin etsek sizlerle eğlenceli bir bölüm oluşturmak istedim. Sizlerin de dediğim gibi desteğini bekliyorum. Yorumlar kısmında arkadaşlar sizler de en az 3-4 tane tahmininizi, 5 tane tahminlerinizi yazarsanız perşembe günleri bundan sonra her hafta o videoyu değerlendiririz. Hangi oyuncuların çıktığını, hangi oyuncuları konuştuğumuzu yine değerlendiririz arkadaşlar. Bakalım kimler hangi oyuncuları tahmin etmiş olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüne tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.